Kaliforniya'da yapılan bir deney. Kaliforniya'da ilkokul öğrencilerine IQ testi yapılıyor. Bu IQ test sonuçları öğretmene söylenmiyor. Rastgele birkaç öğrenci seçiliyor ve öğretmene bu öğrencilerin IQ testinin çok fazla yüksek olduğunu ve ileride çok başarılı olacakları söyleniyor. Öğretmen tabii şaşırıyor. Daha sonrasında bir sene sonra yetkililer tekrardan geliyor ve bu sınıfa IQ testi yapılıyor. Sonuçlara göre bu rastgele seçilen öğrencilerin sınıf ortalamasına göre daha yüksek puan aldığı görülüyor. Buradan da bizim çıkaracağımız sonuç aslında öğretmenin öğrenciden beklentisi öğrencinin performansına yansıyor. Pygmalion etkisi diye geçiyor bu. Unistart'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. KPSS sürecini ve atamaları anlatır mısınız? KPSS süreci şu şekilde. Mezun olduktan sonra sınava giriyorsunuz ve her yıl yapılıyor bu sınavlar. Ve KPSS sınavını toplam 3 tane sınav oluşturuyor. Genel kültür, genel yetenek sınavı var. Eğitim bilimleri sınavı var. Bir de öğretmenlik alan bilgisi test dediğimiz ÖABT sınavı var. Bu 3 sınavdan oluşuyor KPSS. Genel kültür ve genel yetenek %15-%15 şeklinde etkiliyor. Eğitim bilimleri %20, öğretmenlik alan bilgisi de %50 etkiliyor. KPSS'ye girmek maalesef ki yetmiyor. Keşke yetse. Yani üniversite sınavı gibi düşünebilirsiniz bunu. Belli bir sıralamaya girmeniz gerekiyor. Matematik öğretmenliği için, ilk öğretim matematik öğretmenliği için de 1500 civarında bir atama yapılıyor. Yani sıralama olarak 1500'ün içinde olmanız gerekiyor. Belki öğrencilerin aklına takılan şu soru olabilir. Ben KPSS'ye hazırlanırken dershaneye gitmeli miyim yoksa gitmemeli miyim? Eğer dershaneye giderseniz şu yönden avantajı olabilir. Hani kendi programınızı hazırlamakta biraz zorlanabilirsiniz. Dershane size daha stratejik bir şekilde ilerlemenize yardımcı olur. Ama onun haricinde KPSS bireysel çalışmaya bağlı. Bugüne kadar en zorlandığınız matematik sorusu neydi? Üniversitedeyken, 3. sınıftayken soyut cebir dersi almıştım ben. Bu ders aslında sadece benim değil, bütün bölüm arkadaşlarımın zorlandığı bir dersti. Çünkü siz sayılardan ziyade harflerle ilgileniyorsunuz soyut cebirde. Soyut cebir aritmetiğin genelleştirilmiş halidir. Çan da zaten bu derse çok düşüktü. Hani çoğu arkadaş zorlanmıştı. Hani benim en zorlandığım ders soyut cebir üniversitedeyken. Onun haricinde türev ve integralin uygulama alanları da çok zor oluyor. İntegral sorularına falan zorlanıyordum. Sonra üniversiteye geldim. Üniversitede de yine integralde zorlandım. Yani bu böyle, yani bazı şeyler değişmez diyebiliriz. Beni zorlayan kısımlardan biri de analiz dersi denilebilir. Analiz derslerinde zorlandım mesela. Diferansiyel diye bir ders var. Mühendislikler de görüyor. Biraz böyle zor bir ders. O derste komple, yani direkt o derste zorlandım. Bir üniversitenin bu bölüm öğrencilerine sağlayabileceği en iyi imkan nedir? Öğrencilerini daha erken sınıf uygulamasına çıkarabilmek. Sunabileceği en güzel imkan bu olur bence. Çünkü normalde 4. sınıfta sen öğrencilerin karşısına geçiyorsun, sınıf ortamını görüyorsun. Ama halbuki sen o bölümü kazanmışsın. Keşke 1. sınıfta, 2. sınıfta daha erken seviyelerde karşılaşabilsen. Seçmeli dersler kesinlikle. Çünkü seçmeli dersler sayesinde kariyer planlarınızı değiştirebilirsiniz. Mesela zeka oyunları. Ben 2. sınıftayken zeka oyunları almıştım. Zeka oyunları almanın şu yönden avantajı olabilir. İleride atandığınız kurumda zeka oyunlarına yönelik kurslar açabilirsiniz. Yarışmalar düzenleyebilirsiniz. Bilgisayar destekli öğretim almıştım mesela. Bu da okulun bana sağladığı bir imkandı seçmeli ders olarak. Dinamik yazılım programlarını öğreniyorsun. Bu dinamik yazılım programları da soyut olan kavramları somut hale getirmeye yarıyor. Yani öğrenci keşfederek aslında öğrenmeye çalışıyor. Yani Cahit Arif'in de bir sözü var. Hani matematik belleyerek değil, keşfederek öğrenilir. Daha zihinde anlamlı hale gelir. Bu yüzden bilgisayar destekli matematik öğretiminde bana katkısı çok olmuştu. Lise ve ilköğretim öğretmenliği arasında ki farklar nelerdir? Aslına bakıldığında çok bir fark yok. Genel itibariyle derslerimiz aynı. Şu yönden farklı. İlköğretim matematik öğretmenliği ataması daha fazla. Yani kontenjanı daha fazla olduğu için KPSS puanını bir tık daha aşağıya çekiyor. Bu yönden farkımız var. Yani ilköğretim matematik öğretmenliğini tercih edenler daha rahat bir şekilde atanabilirler. İkisinde görülen dersler farklı oluyor. Yani mesela 3. sınıfta matematik öğretimi dersleri başlıyor. Bu derslerde artık sen anlatacağın sınıfın düzeyine yönelik
nasıl anlatsam daha iyi olur diye konular görüyorsun. Bu anlamda farklılaşıyor. Ama onun öncesindeki matematik dersleri yani ortak, yakın sayılır diyebilirim. Matematik öğretmenliğinde yurt dışı imkanı var mı? Açıkçası yurt dışını düşünmediğim için bu konuyla hiç bu konuyla ilgili araştırma falan yapmadım. Ama okulumuzun yani Marmara'nın ve birçok okulun da Erasmus gibi imkanları olduğunu biliyorum. Belki hani öyle bir deneyimde bulunulabilirse yurt dışında devam etme, yurt dışında öğretmenlik yapma imkanı daha şey olabilir, iyi olabilir. Yani çok fikrim yok bu konuda. Yurt dışı imkanları şu şekilde. Milli Eğitim Bakanlığı her sene yurt dışında öğretmen görevlendirmek üzere sınav açıyor. Bu sınav 100 sorudan oluşuyor. Genel itibariyle işte öğretim yöntem ve teknikleri, mevzuat, tarih, coğrafya, güncel bilgiler bunlardan sorumlu oluyorsunuz. Avrupa ülkelerinde ve Asya ülkelerinde çalışabiliyorsunuz. Avrupa ülkelerinde yabancı dil şartı istiyor. Yani siz YDS, YÖKDİL veya bunların muadili olan sınavlardan minimum 50 puan almanız gerekiyor. Asya ülkelerinde böyle bir puan şartı yok, yani dil puan şartı yok. Daha sonrasında mülakata giriyorsunuz ve bir diğer şart da en az Milli Eğitim Bakanlığı'nda 5 yıldır öğretmen olmanız lazım. Üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler akredite olmuş üniversiteleri tercih ederse onların avantajını olur. Sizce matematik öğretmenliği öğrencilerine ait bir özellik var mı? Nedir varsa? Bence matematikçiler daha çok problem çözme yeteneği diğer insanlara göre daha gelişmiştir. İlişkilendirme becerisi daha fazladır. Analitik düşünme becerisi de daha fazladır. Yani olayları daha farklı açıdan bakabilirler. Yani tabii mühendislik zekası denen bir şey var. O da çok ayrı bir şey. Ama bence matematikçiler olayları daha iyi analiz ederler. Daha iyi çözüm üretirler. Yani birçok perspektiften olaya bakabilirler. Sayfalarca matematik çözmeyi sevmek diyebilirim yani buna. Matematikle ilgilenmeyi sevmek. Ben mesela ortak nokta olarak hani lisede matematiği seven arkadaşlarımın olduğunu gördüm. Yani hani lisedeyken de ben matematik yani abi benim olayım hani ilgileneceğim şey bu demek. Üniversitede ders içerikleriniz neler? İlk yıl bütün öğretmenliklerin ortak olan dersleri var. Atatürk İlkeinkılabı olsun işte Türk dili, bilgisayar bu tarz ortak dersler oluyor. Daha sonrasında siz kademe atladıkça matematikle daha da çok derinleşiyorsunuz. Örnek verecek olursam diferansiyel denklemler, sayılar teorisi, diğer adıyla elementer sayı kuramı. Üçüncü sınıfa gelirken artık matematiği nasıl öğreteceğine dair dersler de almaya başlıyorsun. Seçmeli dersler başlıyor. Kendi ilgi alanına göre dersler seçebilirsin. Mesela matematik ve teknolojiyle ilgilenenler olsun. İşte origami gibi böyle farklı farklı dersler oluyor. Dördüncü sınıfta bir staj yapıyoruz. Staj yaptığınızda da öğrendiğiniz 4 yıl boyunca pedagojik bilgiyi uygulamalı hale getiriyorsunuz. Bu pedagojik derslerde ölçme değerlendirme, gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi gibi dersler. Çalışma alanlarınız neler? En çok para özel derslerle mi kazanılıyor hocam? KPSS devlet kurumuna atanabilirsiniz. Özel kurumlarla çalışabilirsiniz. Kendinize ait etüt merkezi açabilirsiniz. Soru bankalarına sorular yazabilirsiniz. Kendi kitabınızı çıkarabilirsiniz. Özel ders imkanları evet oldukça fazla ve matematik genelde öğrenciler arasında yapılamayan ders olarak algılandığı için imkanınız diğer branşlara nazaran daha fazla. Eğer kendinizi geliştirirseniz, sosyal medyada aktif bir şekilde kullanırsanız telefonlarınız susmaz. Ben matematik ve doğa şeyini, ilişkisini seviyorum. Matematik eğitiminde teknolojiyle ilgileniyorum. Ve gerçekten de para özel derslerden kazanılıyor arkadaşlar. Şu an özel ders vermiyorum ama yani böyle haftada 2-3 öğrencisi olan arkadaşları mesela duymuştum. Bayağı para kazanılıyor yani. Ve sen ilerledikçe kariyerinde mesela hani daha fazla özel ders verdikçe deneyimin arttığı için bu sefer hani ücreti de artırmaya başlıyorsun. O şekilde. Sizce bu bölümün en iyi ve en kötü yanı nedir? İyi yanı atamalarının çok olması. Yani devlet açısından bakacaksak ataması gayet süper sayıdır. Yok, kötü yanını düşünüyorum bulamadım. Yok yani. En iyi olaylara farklı perspektiflerden bakıyorsunuz. Düşünce kapasiteniz aslında artıyor. Daha iyi olayları analiz edebiliyorsunuz. Ha, kötü yanı da şu, bazen ispatların için o kadar boğuluyorsunuz ki çıkamıyorsunuz. Bilgisayar başından sizce anlatılabiliyor mu matematik?
Tabii ki online eğitimi, yüz yüze eğitimi yerini tutmaz. Fakat mesela biz ikinci dönem staj yaparken online hale gelmişti. Ben kesirler konusunu kesir takımı yaparak kamera karşısına gayet rahat bir şekilde anlatabilmiştim. Yani şu an pandemiden kaynaklı evet biz online eğitim görüyoruz ama bu durum bence matematiğin öğretimi açısından engel değil. Çünkü dinamik yazılı programlar sayesinde ekranınıza yansıtarak matematiği anlatabilirsiniz. Öğrenci kendisi de sonuçta çoğu öğrenci pandemiden kaynaklı bilgisayara sahip. Bilgisayara sahip olan öğrenciler dinamik yazılım programlarını bilgisayarına indirerek bunlarla aktiviteler, işte hem oyunlarla birlikte matematiğin hem algısını yıkar hem keşfederek öğrenir. Bence artık bütün öğretmenlerin, öğretmen adaylarının teknolojik gelişmeleri çok takip etmesi gerekiyor. Yani bu dönem bizim için hayatımızda böyle yeni bir çağ gibi bir şey açılıyor bence bu dönemle birlikte. Tabii ki bir sürü alternatifler var. Yani mesela internet üzerinden beyaz tahta var mesela. Bunu kullanabilirler. Ya da çok farklı uygulamalar var. Grafik tablet alabilirler eğer hani onda sıkıntı oluyorsa. Grafik tabletle işte uygulamasını da indirerek gayet rahat bir şekilde yazdıkları şey ekrana yansıyor. Bunun yani normal bir tahtadan bir farkı yok bence bana kalırsa. Bunun dışında sadece matematik için de değil, diğer derslerin öğretimi için de çok güzel uygulamalar var, siteler var. Yani bunları takip ederek, güncel şeyleri takip ederek matematik öğretimine de, diğer derslerin öğretimine de çok güzel katkı sağlanabilir bence. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. Zahmet ettiniz, geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Kıyamet kopabilir.